Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Geçtiğimiz hafta dersimize bir giriş yapmış idik. Tanzimat döneminden Edebiyat-ı Cedid'e doğru adlandırmaydı. Servet-i Fünun diye adlandırdığımız başka bir isimlendirmeyle, hatta yanlış bir isimlendirmeyle. Yani 1896'ya kadarki şiir maceramız üzerine önemli temsilciler, anlayışlar konuşmuştuk. Tanzimat'ın ilk iki neslinden bahsettik. Şinasi Namık Kemal Ziya Paşa nesli. Bunlar sosyal fikirler barındıran şiirler yazıyorlardı. Şiiri toplumsal değişimi, toplumsal fikirleri aktarmanın birer aracı olarak değerlendiriyorlardı. Tanzimat'ın ikinci neslinde ise artık bireyselliğin ön plana çıktığını görüyorduk. Estetik sanat bağlamında şiire bakılıyordu. Daha sonra Ara Nesil adını verilen Mehmet Kaplan Hoca'nın Ara Nesil ismini verdiği edebi düşünce etrafında bir araya gelen şairlerden bahsettik. Onların küçük gündelik hassasiyetleri merkeze aldığını, Servet-i Fünun şiirine pek çok açıdan malzeme taşıdıklarını gördük. Batılı anlamına yetiştikleri, Batı dil ve edebiyatlarına vakıf oldukları, dergicilikle kendilerini göstermeye çalıştıkları, efendim resimli şiir, musavver şiir, şiirde tasvir meselesinde Servet-i Fünunculara öncülük ettiklerini söyledik. Yine batılı dillere vakıf olmaları dolayısıyla tercüme meselesini sadece içeriye aktarma değil, üslupla beraber çevirme anlayışına sahip olduklarını, bir şiir dili geliştirme, batılı anlamda şiir dili geliştirme konusunda örnek olduklarını söyledik. Servet-i Fünun şiirinin içerisinde çokça yer tutacak hayal hakikat çatışması ya da gündelik meseleleri, hassasiyetlere eğilme durumunu ara nesilcilerle birlikte gündeme geldiğini söyledik. Bu şairanelik dediğimiz bir mesele vardır, yani şair kederli bir figürdür. Tanzimat döneminin aksine Servet-i Fünun döneminde ortaya çıkan şairane sadece şiire gömülmüş, hani Mavi ve Siyah'ta bahsedildiği şekliyle bir şair tipinin yine Ara Nesil'le birlikte ortaya çıktığında bahsettik. Sentimentalizm yine bu şiirde görülecek, Ara Nesil şiir anlayışında. Bütün bu özelliklerle Ara Nesil şairlerinin Servet-i Fünunculara öncülük ettiği, yol açtığı, Servet-i Fünunculara etkilediğini söylememiz mümkün. 1896'ya kadar şiirin gelişimine yer verdik. Servet-i Fünun dersimizin de ismi dedik. Bu isimlendirme ne kadar doğru diye konuştuk. Bu şiir anlayışı 1896-1901 arası şiire hangi isimler veriliyor? Bu şiir anlayışının mensupları tarafından ya da bu şiir anlayışını eleştiren isimler tarafından bunlara yer verdik ve bu dönem için, bu ders için en doğru isimlendirmenin Edebiyat-ı Cedid olduğunu vurguladık. Önceki videolarımızda videomuzda daha doğrusu bu var. Bugün nelerden bahsetmek istiyorum? Dönemin sosyal siyasi koşullarından. 1896 itibariyle neler konuşuluyordu? Osmanlı Devleti nelerle uğraşıyordu? Nasıl bir siyasi ortam vardı? Ki burada siyaset dediğimiz zaman 2. Abdülhamit yönetiminden bahsedeceğiz. Daha sonra nesil meselesini ele alacağız. Ardından Servet-i Fünun Edebiyat-ı Cedide şiiri edebiyatı mensuplarının nasıl bir araya geldiklerini, onların hangi ilişkilerle birbirlerine bağlı olduklarını, hoca, öğrencilik, aynı dergide yazmak, akrabalık, arkadaşlık, aynı mekanı paylaşmak gibi nasıl ilişkileri vardı, nasıl aynı edebi anlayış altında, çatı altında ve devamında bir dergi altında bir araya geldiler. Buna bakacağız. Edebiyat-ı Cedide şiirinin artık bir şiir anlayışı topluluk olarak bir araya gelişine yer vereceğiz. Servet-i Fünun dergisinin edebi kimliği kazanmasından bahsedeceğiz.
Servet-i Fünun şiirinin genel özelliklerine kadar esasen dersimizin ana konusu olan bütün meseleleri bitireceğimizi zannediyorum. Şimdi dönemin siyasi ve sosyal koşullarıyla başlayalım. Dönemin sosyal ve siyasi koşullarını anlayabilmemiz için 2. Abdülhamit döneminden bahsetmek lazım. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin en zorlu zamanlarıdır. 19. yüzyılın ikinci yarısı. Çok sayıda yenilik yapılır. Devleti kurtarma, ferah çıkarma refleksiyle. Burada aydınlar da rol üstlenir. Devlet ve bürokrasi öncülük etmek ister değişimlere. Tabii bu değişimleri yapmak, devleti ferah çıkarmak kolay değildir. Çünkü asırlardır devam eden belli başlı sorunlar vardır. Batı, Rönesans'ta, reformla, sömürgecilikle, bilimde, teknikte hayli yol kat etmiştir. Arada bir makas vardır, bunu kapatmak gerekiyordur. Bu makas yüzyılların birikimini bir anda halledebilmek, 3-5 yıla 10 yıla sığdırmak kolay değildir. Osmanlı Devleti, padişahları, bürokrasisi bir anda bununla uğraşmak durumundadır. Siz zamanınızı yeniliğe ayırmaya çalışırken diğer uluslar dünyanın geri kalanı olduğu yerde saymıyor. Savaş var, sıkıştırmalar var, sizin önünüzü kesmeye çalışanlar var. Bunlarla uğraşıyorsunuz. Savaş demek aynı zamanda para demek. Ekonomik sorunlarla uğraşıyorsunuz. Hem devletin içini kontrol etmek, düzenlemek zorundasınız, hem diğer devletlerle mücadele etmek zorundasınız. Buna bir de dünyada ortaya çıkan siyasal gelişmeler, çeşitli düşünsel hareketler etkilenmiş. Fransa'da ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesi tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Osmanlı Devleti bildiğiniz gibi çok dilli, çok uluslu, çok dinli bir toplum. Azınlık isyanlarıyla uğraşıyorsunuz. Devleti bir arada tutmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan da karşınızda bir Rus tehdidiyle uğraşmak durumundasınız. İngilizlerle, Fransızlarla uğraşmak durumundasınız. Böylesine zorlu bir dönem. Bu zorlu dönemin içerisinde 2. Abdülhamit 1876'da başa geldi. Ve Osmanlı Devleti'nin, Türkiye'nin, Osmanlı Türk eş kullanalım. Osmanlı neticede devletin adı, Osmanlı'yı kuran ve Osmanlı'nın mensubu olan insanlar ana unsuru Türklerdi biliyorsunuz. 1876'da başa gelerek 2. Abdülhamit ilk anayasamız olan Kanuni Esasi'yi yürürlüğe koydu. Kanuni Esasi, meşruti bir yönetime geçmenin önemli adımlarından biriydi. Daha önceki aydınlarımız Tanzimat Fermanı'ndan itibaren, 1839'dan itibaren genç Osmanlılarımız, efendim. Daha sonraki Jön Türkler, hepsinin meselesi zaten meşruti bir idareydi. Halkın yönetimde söz sahibi olmasıydı. Padişahın yetkilerinin kısıtlanmasıydı. Çünkü önlerinde bir Batı modeli vardı. 2. Abdülhamit bu ümitlerle birlikte tahta çıktı. Kanuni Esasi ilk anayasamızı yürürlüğe koydu. Ardından seçimler yapıldı. Meclis seçimleri yapıldı. Artık bir meclisimiz var. O meclisin adı Meclis-i Mebusan'dı. 1877'de seçimler yapıldı. Ancak bahsettiğim gibi, yani içeride demokrasiyi geliştirelim, yeni kurumlar açalım, devleti ferah çıkartalım derken dış sorunlarla da uğraşılmak durumunda. Bu dış sorunlar içerideki değişiklikleri, yeniliklerin askıya alınmasına neden oldu. İkinci Abdülhamit tahta çıktığında Osmanlı'yı yıllarca meşgul edecek olan şark meselesi sorunuyla karşı karşıya kaldı. İngiltere'nin baskısıyla şark meselesinin ele aldığı bir toplantı yapıldı 1877'de. Bu toplantıda Batılı devletler Osmanlı'yı tehlikeye sokacak, Osmanlı'nın aleyhine çok ağır isteklerde bulundular. Osmanlı tabii ki bunu reddetti. Buna karşılık Batılı devletler baskılarını sürdürdüler. Şark meselesini Londra Konferansı'nda tekrar gündeme getirdiler ve Osmanlı Devleti için çok ağır şartlar taşıyan Londra Protokolünü hazırladılar. Osmanlı Meclisi Londra Protokolünü de reddetti çünkü kendisinin
bağımsızlığını tehlikeye atan, kendisini hiçe sayan maddeler içeriyordu Londra protokolü. Bunun üzerine Rusya, bizim tarihsel olarak ezeli düşmanımız denebilir, önemli bir tehdittir. Günümüz Türk Edebiyatı dersini alanlar varsa, hani orada da konuştuk, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bile Rus tehdidi bizim başımızda olduğu için Batı ile Amerika ile yakınlaşıp Batı askeri birlikleri içerisinde oluyoruz. NATO ile ilişkimiz de Rus tehdidi çerçevesinde şekilleniyor. Günümüzde bile Rus tehdidinin ya da Rus sorununun önemli bir mesele olduğunu biliyoruz. Bu anlaşmazlıklar üzerine Londra protokolü şart meselesindeki uyuşmazlıklar üzerine 1877'de Osmanlı ya savaş açar Rusya. İkinci Abdülhamit tahta çıktıktan 8 ay sonra bu savaşı karşısında bulur. Osmanlı-Rus savaşı. Romenler, Sırplar, Karadağlılar da Rusya'nın yanında yer alır. Bu savaşta Osmanlı ordusu ağır bir yenilgiye uğrar. On binlerce Müslüman Türk İstanbul'a akın eder. Cephede alınan ağır yenilgiler içerideki azınlıkları da kışkırtır. Meclisi Mebusan'daki azınlığa mensup vekiller huzursuzluk çıkarmaya başlarlar. Tabii o dönem meclisini şöyle düşünün. Çok uluslu, çok dinli bir meclis diyoruz ya. Mecliste Ermeni bir milletvekili, Rum bir milletvekili, Çerkez bir milletvekili, her ulustan. Bunların içerisinde kendi devletlerini kurmak isteyenler var. Osmanlı Devleti'ne karşı olumsuz faaliyetler geliştirenler var. Tabii Rusya'nın aldığı galibiyet onları da heyecana getirecek ve mensubu oldukları devletin meclisinde huzursuzluk çıkartacaklar. Bu tartışmalar ve huzursuzluk zarar verici boyutlara ulaşınca 2. Abdülhamit 1878'de Osmanlı meclisini kapatacak ve Ruslarla Ayastefonos Anlaşması'nı imzalamak durumunda kalacak. Millet Meclisi'nin kapatılmasının ardından gerek içeride gerek dışarıda sorunlar yaşanmaya devam edecek. İngiltere ve Rusya Osmanlı üzerindeki baskısını arttıracak. Bugün bile konuştuğumuz başımızdaki önemli sorunlardan bir tanesi Kıbrıs meselesi. Kıbrıs'ın yönetimi bir anlaşmayla 2. Abdülhamit döneminde İngiltere'ye bırakılacak. Ardından 1878'de imzalanan Berlin Anlaşması ile Osmanlı pek çok toprak kaybedecek. Ruslara ağır bir savaş tazminatı ödemeyi kabullenecek. Bosna Hersek'in yönetimi Avusturya'ya verilecek. Fransa, Tunus'a, İngiltere'de Mısır'a el koyacak. Bulgarlar Doğu Rumeli'yi işgal edecek 1885'te. Yani azınlık isyanları, büyük emperyalist devletlerin İngiltere ve Rusya olmak üzere baskıları aman vermiyor dönem yönetiminin. Toprak kaybettiğiniz, içeride huzursuzluk yaşadığınız bir yerde tabii ki borçlanma, ekonomi mevzuda padişahın, devletin karşısında olacak. Burada insan faktörü de önemli. Devlet adamlarının, paşaların kendi aralarındaki çekişmeleri, kimilerinin yabancı devlet çıkarları için çalışması ya da sultana muhalif gizli örgüt faaliyetlerini desteklemesi gibi bir sürü faktör eklenecek. İkinci Abdülhamit de içeride ve dışarıda bu kadar sıkışmışken devletin parçalanmasını engellemek için daha sıkı ve sert bir yönetim tarzını belirleyecek. Büyük bir polis teşkilatı kuracak. Avrupa'daki ve içerideki bölücü yayımlara karşı katı bir sansür uygulaması başlatacak. Sarayın masraflarını azaltmaya çalışacak. Dış borç yükünü azaltmaya çalışacak. Yani sert bir yönetim tarzını belirleyecek iç ve dış gelişmeler nedeniyle. Ha, şurası da gelmişken 2. Abdülhamit'ten bahsediyoruz. Günümüzde de popüler tartışmalar arasındadır. Bütün padişahlar bizim padişahlarımızdır. Bütün yönetimler Cumhuriyet döneminde de bizim yöneticilerimizdir, devlet adamlarıdır. Onların görüş ayrılıkları, farklılıkları bir tarafa hepsi bizim devlet adamlarımızdır. Bu Osmanlı'dan Cumhuriyet'e böyle. Bunları kimi popülist yazarların ya da kimi siyasilerin kendi çıkarları doğrultusunda
gereğinden fazla kutsallaştırması ya da gereksizce onlara saldırmaları yanlış tavırlardır. Bu yüceltmeyi ya da küçültmeyi yapan kişinin niyetiyle alakalıdır. Burada sağlıklı bir yurttaşa düşen, sağlıklı bir okura düşen durum, tarafgir olmamak, hepsini devletimizin yöneticisi, bu edebiyat için de geçerli, ideoloji bataklığına saplanmamak, hatalarıyla, sevaplarıyla, doğrularıyla, yanlışlarıyla makul bir biçimde değerlendirmek, tarihe ders ve ibret almak için bakmak, tarafgir olmak, birilerini şeytanlaştırmak, birilerini ilahlaştırmak için yaklaşmamak. Bu yanlış çeşitli devlet adamları üzerinde, yeri geldikçe belki konuşuruz, şair ve yazarlar üzerinde de yapıldı. İkinci Abdülhamit büyük bir haksızlıkla Kızıl Sultan unvanıyla anılarak olumsuzlandı, kötülendi lüzumundan fazla. Başka bir tarafta ise onu bu kez belki lüzumundan fazla yaptığı yanlışları bile görmeyi engelleyecek şekilde kutsallaştırma, yüceltme anlayışı var. Bunun Cumhuriyet dönemi devlet adamlarımızda da karşılığı var. Bunlar yanlış. Kimse ne ilahtır ne şeytandır. Tarihi figürlerdir. Devletimizi idare etmişlerdir. Bu milletin iyiliği, refahı için çalışmışlardır. Doğruları vardır, yanlışları vardır. Biz geleceği doğru kararlarla inşa edebilmek için o yanlışları anlamaya çalışırız. Yapılan doğruları anlamaya çalışırız. Böyle kısır tartışmalar, kulaktan doğma bilgilerle hiç kimseye, Cumhuriyetimizin kurucu kadroları da dahil olmak ve başta olmak üzere bu anlamda haddimizi, yerimizi bilmeliyiz. Tarihi düzgün anlamalıyız. Yeri gelmişken bunun vurgusunu yapmak istedim. Ve o dönem koşulları içinde düşünmeliyiz. Tarihi figürleri. Yazar ve şairler için de bunlar geçerli. Şimdi bu sıkışmışlık doğal olarak sert bir yönetimi beraberinde getirdi dedik. İkinci Abdülhamit 33 yıl saltanat sürdü. Belirttiğimiz sebeplerle sert ve sıkı bir yönetim tarzını benimsedi. Ama bu sıkı yönetim şartları içerisinde çok önemli yeniliklere de imza attı. Zaten yenileşme sürecimizle birlikte padişahlarımız bugün bizim halkımızın anlayamayacağı ya da görse kabullenemeyeceği şekilde çok önemli yeniliklere imza atmışlar idi. Bunu 3. Selim'e kadar zaten götürmek mümkün. Neydi onun yaptığı yenilikler? Mesela Mektebi Mülkiye'yi açtı. Bugün Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Siyasal önemli bir okuldur ya, onun atası olan okulu Mektebi Mülkiye'yi açtı. Devlet yöneticisi, idarecisi yetiştirmek için. Mektebi Hukuk, yani hukuk fakültesini açtı. Sanayi Nefise'yi açtı, Güzel Sanatlar Mektebi'ni. Darül Muallime Aliye'yi açtı, öğretmen okulunu açtı. Darül Muallimat'ı açtı, kız öğretmen okulunu açtı. Bunların hepsi modern eğitim veren kurumlardı. Okullaşmayı yaygınlaştırdı. İlkokullar, o dönemki ismiyle İptidaiye, ortaokullar yani rüşdiye ve idadiler, liseler açtı, bunları yaygınlaştırdı. Ticaret, ziraat, sanayi odalarını açtı. Çeşitli şehirlerde ulaşımın kolaylaşması için tramvaylar yaptı, bunları yaygınlaştırdı. Demir yolu konusunda önemli işlere imza attı. Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilerin desteklenmesini sağladı. Pesane ve hereke fabrikalarının genişletilmesini sağladı. Yıldız Çini Fabrikası'nın kurulmasını sağladı. Bakın, ekonomi ve eğitim anlamında önemli işlere imza attı. Batı'da bunların iyi işlediğini gördü. Bunların örneklerini Osmanlı Devleti'nde de açmak istedi. Onda da yenilik düşüncesi var. Geleneksel düşünceye saplı değil bu anlamıyla. İkinci Abdülhamit yeniliklere açık olsa da uluslararası ilişkilerde usta bir diplomasi izlese de, hani denge siyaseti ismi verilir bu siyasete, ne batıyla tam iç içedir ne doğuyla, Rusya'yla çıkarlarına göre, çok sevmediğim bir kelime hadi ama kullanalım, hani konjonktür, dönemin, yaşanan zamanın şartlarına göre hamlelerde bulundu.
gerek Batılı ülkelerin muhaliflere verdiği destekler, gerekse uyguladığı baskıcı politika nedeniyle hep 2. Abdülhamit'in karşısında geniş bir muhalif aydın grubu oldu. Bunu da anlamak lazım. Yoğun bir sansür var. Özgürlüğünüz öyle ya da böyle kısıtlanıyor. Jurnalcilik diye bir mesele var. Her köşede 3 kişi bir araya gelseniz, konuşsanız söyledikleriniz saraya, yıldıza iletiliyor. Özgürce konuşmanız mümkün değil. Yani sokakta bile geniş bir hafiye teşkilatı var. Yazı yazma özgürlüğünüz kısıtlı. Bunu şöyle anlamanızı isterim. Bu öyle bir sansür ve baskı ortamı ki dönem aydınları açısından farklı ideolojilerdeki isimler bile bu yönetimden rahatsızlar, ziyadesiyle rahatsızlar ve huzursuz olduklarını en yüksek tondan dile getiriyorlar. Mesela dünya görüşü açısından hiç birleşmeyecek, buluşmayacak Tevfik Fikret'le Mehmet Akif, Tevfik Fikret daha ne diyelim seküler bir dünya görüşünü benimsemiş bir isimdir. Muhafazakar değildir vesaire. Farklı bir sosyokültürel çevreden gelir. O da bu yönetimi içinde isyan eder, huzursuz olur. Mehmet Akif baktığınız zaman İslamcı dünya görüşünü benimsemiş, daha muhafazakar bir insandır. O 2. Abdülhamit yönetimine karşı daha da feveran eder. Tevfik Fikret'ten bile daha yüksek tonda huzursuzluğunu dile getirir. Mutsuzdur. Baskıcı yönetim karşısında bir muhalif grup oluşturur. Muhalefetin şemsiyesi özgürlüklerinin elinden alınmış olması ve bu muhalif grubun içerisinde farklı dünya görüşlerinden, farklı kültürel yapılardan gelmiş insanlar mevcut. Bu muhalif grubu her zaman zaten biliyorduk çeşitli yönleriyle. Abdülaziz döneminde de muhalif düşünceler vardı. Abdülaziz dönemindeki bu muhalif düşünceler yeni Osmanlılar çatısı altında değerlendiriliyordu. Onlar meşruti bir idari istiyordu. Halkın ne diyelim aydınların yönetiminde söz sahibi olacakları bir düzen istiyordu. İkinci Abdülhamit döneminde ise bu grubun adı Jön Türkler oldular. Dışarıdan verilen bir isimlendirme, özellikle Fransızların söylediği. Jön zaten genç demek, genç Türkler. Muhalif gruplaşmanın siyasallaşacak olan ismi. Ki bu Jön Türkleri daha sonra İttihat Terakki düşüncesi etrafında göreceğiz. Muhalif hareketin devamı ve siyasallaşması olarak. Peki bu Jön Türkler neler istiyorlar, talepleri ne? Meşruti düzenin yeniden gelmesi, anayasa kaldırılmıştı yürürlükten, anayasanın yürürlüğe konulması. Ki bunlar daha sonra ilerleyen yıllarda Abdülhamit'in son yıllarına doğru İttihat ve Terakki Komitesi, ardından Fırkası, Partisi'ni oluşturacaklar ve 2. Abdülhamit'i kanuni esası yeniden ilan etmeye zorlayarak siyasal bir devrim yapacaklar 1908 yılında. Zaten 2. Abdülhamit orada pasifize edilecek ve 1909'da tahttan indirilecek, kendisi siyasal etkinliği azaltılacak. 2. Abdülhamit'in tahttan indirilişiyle birlikte 2. Meşrutiyet dönemi başlayacak. Tabii büyük bir hayal kırıklığı olacak 2. Meşrutiyet dönemi. Çünkü Jön Türklerin, İttihat Terakkicilerin ve dönem muhaliflerinin iddiası şuydu. Başımızda bir sürü sorun var. Bütün bu sorunların başında Abdülhamit'in şahsı, yönetim anlayışı geliyor. Onu yönetimden indirirsek ferah çıkarız, özgürlük gelir. Bu umutlarla 2. Meşrutiyet ilan edilir ve ilk günlerinde herkes büyük bir neşeyle karşılar 2. Meşrutiyet'i. 2. Meşrutiyet'in motto, spot cümleleri vardır. Fransız devriminden ilhamla. Efendim, uhuvvet, kardeşlik, hürriyet vesaire gibi. Ancak sorunlar bitmemiştir. Dış baskılar daha da artacaktır. Devamında Balkan savaşları gibi bir facia gelecektir. İsyanlarla uğraşılacaktır. Devlet yönetimi de zor iştir. Özgürlük beklerken bu kez İttihat Terakki yönetiminin, Abdülhamit yönetimini hiç aratmayan baskıcı ortamıyla karşılaşacaktır. Sansürse biz sansürden şikayet ediyorduk, baskıdan şikayet ediyorduk Abdülhamit döneminde. Abdülhamit'i tahttan indirdik.
daha fena bir sansür geldi, daha fena bir şekilde baskı devam ediyor diye sorunlar devam edecektir. Bu dönemde de ikinci Meşrutiyet sonrasında Avusturya Macaristan İmparatorluğu Bosna Hersek'i işgal edecek, Bulgaristan bağımsızlığını ilan edecek, Girit Yunanistan'a katılacak. Yine Meclis-i Mebusan'daki azınlık milletvekilleri ayrılıkçı hareketler başlatacak. Karmaşa bahsettiğimiz gibi yine sert yönetimi beraberinde getirecek. İttihat ve Terakkiciler çok eleştirdikleri Abdülhamit gibi katı kurallarla devleti yönetmeye çalışacaklar. 31 Mart vakası adı verilen bir ayaklanma patlak verecek 1909'da. Bu ayaklanmayla Selanik'ten gelen hareket ordusu bu ayaklanmayı Selanik'ten gelen hareket ordusu bastıracak. Mustafa Kemal de bu grubun içindedir biliyorsunuz. Ve İttihat Terakki yönetime bütünüyle el koyacak. Ayaklanma üstüne bu da sebep olmuş olacak. İkinci Abdülhamit meclis kararıyla tahttan indirilecek ve Selanik'e sürgüne gönderilecek. 1912'ye kadar da gözetim altında tutulacak. Böylece Abdülhamit yönetimi bütünüyle sona erecek. 1909'da tahttan indirilmiş, pasifize edilmiş, 1912'ye kadar gözetim altında tutulmuş olacak. Bu çalkantılı dönem, bu baskılar, dönemin karmaşası değil mi? Doğal olarak sosyal hayatı da edebiyatı da etkileyecek. İkinci Abdülhamit döneminde, dönemin sınırlarını artık anladık zannediyorum. 1876 tahta çıkışı, tahttan indirilişi 1909. Yenilik ve batılık yanlısı pek çok yazar, şair muhalif cephede yer alacaklar. Örneğin Tanzimat döneminin ünlü şairlerinden Ziya Paşa'mız Suriye valiliğine atanacak. 1880'de Adana'da vefat edecek. Namık Kemal muhalefeti nedeniyle 1877'de tutuklanıp 5 ay hapis yattıktan sonra Midilli Adası'na gönderilecek. Bakın, imparatorluğun kalbi her anlamda, yönetim anlamında da, fikirler anlamında da, matbuat, bugünkü medyanın kalbi, sesinizi duyurmanın her şeyin merkezi İstanbul. Muhalif olanlar ne yapılıyor? Sürgüne yollanıyor. İstanbul'dan uzaklaştırılıyorlar. Abdülhamit yönetiminin bir cezalandırma taktiği, sürgüne yollama. Ziya Paşa'mız Suriye Valiliğinde Adana'da vefat etti daha sonrasında. Namık Kemal Midilli Adası'na gönderildi. Sakız'da öldü 1888'de. Bu ikisi hayatlarının son yıllarını 2. Abdülhamit'in saltanatında geçiren Tanzimat'ın birinci kuşağına mensup şairlerdir. Siyasi mücadelede geniş rol oynamış, toplumsal konularda eserler vermişlerdir. İlk kuşak, Abdülhamit yönetimi içerisindeki yerlerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Daha sonra Tanzimat'ın ikinci kuşağı geliyor. Kimdi bunlar? Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhakamit Tarhan. Bu iki şair de Namık Kemal ve Ziya Paşa kadar hani göstere göstere muhalif cephede yer almasa da muhalif düşüncelere sahip isimlerdi. Çok sivrilmeseler de eserleriyle ya da faaliyetleriyle hürriyet düşüncesini benimseyen insanlardı. İkisi üzerinde de Namık Kemal'in büyük bir etkisi vardı. Namık Kemal onları yeni bir edebiyat kurma yolunda teşvik ediyordu. Ancak bu ikisi hem mizaç özellikleri hem büyüklerinin başına gelenleri görerek sürgün edilmeler, cezalandırmalar, dönemin sıkı politikaları, sansür politikaları nedeniyle toplumsal konulara mesafeli durmaya çalıştılar. Sorun yaşamamak adına. Bu dönem dergiciliğimiz açısından zengin. Tanzimat'ın birinci dönemi biliyorsunuz 1860'lar gazeteler devriydi. Toplumsal fikirleri gazetelerle yayma dönemi. İkinci Abdülhamit döneminde ise artık dergilerin ağırlık kazanmasından, dergilerin çoğalmasından söz edebiliriz. Yalnız bir farkla gazeteler siyasi fikirleri aşılamak yönünde önemliydi. Siyaset önemli bir meselesiydi. Dergilerde ise artık siyasi meselelere uzak duruluyor. Zaten dönem dergilerinde efendim edebiyattan bahseder, fenden bahseder, kültürden bahseder gazete, siyasetten başka her şeyden bahseder gazete gibi ibareler vardır. Bu bağlamda
dönem koşulları, ikinci Abdülhamit'in sıkı yönetimi, dolayısıyla şairler ve yazarlar artık bireysel konulara yönelecekler. Bu da oldukça anlaşılır bir durumdur. Siyasi yönetimin baskısı, sansürü, cezalandırılma korkusu, Tanzimat'ın ilk kuşağının aksine Abdülhamit yönetimi altındaki dönemin içerisindeki şair ve yazarlarımızın bireysel konulara yönelmelerini, bedbin olmalarını, umutsuz olmalarını, hürriyetlerinin elinden alınmış gibi düşünmelerini sağlayacak, kişisel alana çekilecek şair ve yazarlar. Bizim Servet-i Fünuncularımız da bu dönem içerisinde yaşamış, dolayısıyla içe kapanmış insanlar olarak karşılık bulacak. Dönemi anlamış olduk zannediyorum. Sorunlu bir dönem. Abdülhamit yönetimi içerisinde sorunlar tartışılıyor. Edebiyat içe kapanıyor her şeyine. Şimdi buradan gelelim. Bu durumun karşılığı bedbinlik. İçe kapanış, huzursuzluk, kaçış arzusu, yaşadığı çağdan, dönemden, yönetimden, devletten kaçış arzusu. Sıkıştırılmışsınız çünkü. Baskı altında hissetme. Dönem aydını ve yazarı şair açısından söylüyorum. Baskı altında hissetme. Dolayısıyla bireysel alana, edebiyata, konulara yöneliş olarak karşılık buluyor diyebiliriz. Gelelim nesil meselesine. Çok küçücük bir aradan sonra gelelim. Siz bu arayı görmeyeceksiniz. Hemen geliyorum. Evet. Nesil meselesiyle devam edelim. Biliyorsunuz Tanzimat'tan sonra özellikle Mehmet Kaplan Hoca temel eğilimlerine göre nesilleri ayırıyordu. Edebiyatımızı üç devre etrafında değerlendiriyordu. İşte bahsetti. Birinci nesilde Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa ile politik fikirler, sosyal fikirler devri, edebiyatı toplumsal değişimin aracı olarak kullanma anlayışı vardı. Abdülhakamit ve Recaizade Ekrem'le oluşan ikinci nesil, Tanzimat'ın ikinci neslinde romantizm düşüncesi vardı. Romantik büyük ihtiraslar ve ızdıraplar devri diye adlandırıyordu o dönemi. Ara nesil olarak adlandırdığı şairler ve yazarlar grubunda ise günlük küçük hassasiyetler devrini, realizmi buluyordu Mehmet Kaplan Hoca. Üç nesilden, üç devreden bahsediyordu. Tanzimat'tan sonra yetişen neslin kendilerine has bir dünya görüşüne, hayata bakış tarzına ve şahsiyetlerinin imzası olan bir üsluba sahip olmaları en önemli özellikleri olarak görülmüştür. Oysa bu durum Tanzimat nesli için geçerli olduğu kadar sonraki nesiller ve Servet-i Fünun nesli için de geçerlidir. Onlar da öncekilerden farklı olmakla birlikte kendilerine has renkler taşıyan bir dünya görüşüne, bir hayata bakış tarzına sahiptiler. Hayatın özellikle de Batı'da gözde olan eserlerden beslenen bir hayat ve sanat anlayışı geliştirmiş oldukları, öncekilerden farklı ve kesin hatlarla belirlenmiş bir etki yapmak istedikleri yadsınamaz bir gerçekti. Bu nesil mensupları da medeniyet bağlamındaki krizin farklı bir boyutunu yaşıyorlardı. Din duygusunu, metafizik endişeyi, kutsiyet duygularını dışlamak suretiyle yaşıyorlardı. Bunun hissi ve fikri delillerini batılı bir estetik ve zevk zemininde anlatmaya çalışıyorlardı. Şöyle temel bir fark vardı. Tanzimat neslinin çoğu bizim Namık Kemallerimiz, Ziya Paşalarımız kalemler var. Özellikle tercüme için kurulmuş kalemler burada oldukça önemli ve bürokrasi bağlamında kurulmuş kalemler. Kendi kendilerini yetiştirmiş insanlardı, düzenli, köklü birer eğitim almamışlardı. Kendi kendilerini yetiştirmiş insanlardı. Tanzimat nesli.
Servet-i fünun nesli ise bunlardan ayrılıyordu. Bunlar düzenli, kapsamlı, köklü, batılı eğitim öğretim veren kurumlarda yetişmiş, küçük yaştan itibaren batı dilini benimsemiş kimselerdi. Yani Servet-i fünun neslinde zihni terbiye hemen hemen aynıydı. Tanzimat neslinin hayat tecrübelerinin fazla olması nedeniyle neticeyi değiştirecek bir özellik değildi bu. Asıl mesele mektebin ve kitabın hayata baskın çıkmasıydı. Yani şöyle bir ayrım. Tanzimat nesli düzenli eğitim almadı. Nerede öğrendi? Hani günümüzde de ne diyelim, avami bir tabirle hayat mektebini bitirmek falan denir ya. Sürgünler yaşadılar. Namık Kemal'i düşünün, Ziya Paşa'yı işte biraz önce andık. Sürüldüler, kendilerini büyük mücadeleler içerisinde buldular, siyasi hareketlere katıldılar. Hayatla birebir muhataptılar. Hayatı bizatihi kendisiyle öğrendiler. Bizim Servet-i Fünun neslimiz ise avantajlıydı onlardan. Ne konuda? Batılı eğitim veren kurumlarda okudular. Küçük yaştan itibaren Batı dillerini iyi öğrendiler. Oralara gittiler, gördüler. Güncel edebiyat tartışmalarını takip ettiler. Çok iyi çeviriler yapacak, tercümeler yapacak düzeyde bu dillere hakimdiler ama hayata uzaktılar. Yani Tevfik Fikret köşesine çekilmiş bir adamdı. Hali Ziya için, Cenap için falan da benzeri şeyleri söylemek mümkün. Onlar bir hayat siyaset kavgası içerisinde bulunmadılar. Hayatı daha ziyade kitaplardan öğrendiler. Bu iki nesil arasındaki temel farklılığı oluşturuyordu. Mehmet Kaplan'ın şöyle bir değerlendirmesi vardı bu nesil farklılığıyla alakalı. Mektep ve kitap, bu ikisi Servet-i Fünuncuları Tanzimatçılardan ayıran durum. Onlar iyi mekteplerde iyi eğitim gördüler, kitapla hayatı öğrendiler. Mektep ve kitap, Servet-i Fünun topluluğu mensuplarını hayata uymaktan alıkoymuş gibidir. Tanzimatçılar ise daima hayatla beraber yürümüşlerdir. Bu noktalar şüphesiz ki onlarda ortak karakter çizgileri doğmasına sebep olmuştur. Bir diğer mesele, Servet-i Fünun neslinin Batı'yı yakından tanıyan herhangi bir kültür ocağı ile sıkıca temasa gelmiş olmasıdır. Halit Ziya mesela İzmir'de bir papaz mektebinde okur. Yabancıların idaresinde bulunan müesseselerde çalışır, bankalarda, rejilerde, memurluk eder. Batılı kültürün hakim olduğu yerlerde çalışma hayatı gerçekleşiyor Halit Ziya'nın. Daha temel eğitimini bir papaz mektebinde alıyor. Yine Tevfik Fikret, batılılaşmanın üssü sembol kurumlarından biri olan Galatasaray Sultanesi'nde tahsilini görecek. Orada hocalık yapacak. Amerikan Koleji muhitinden ayrılmayacak. Cenap Şahabettin Fransa'da eğitim hayatını sürdürecek. Mehmet Rauf, Bahriye Mektebi'nde Fransızca ve İngilizce öğrenecek. Hüseyin Cahit Mülkiye'yi bitirecek. Bunların hepsi batılı eğitim veren, özellikle Fransız dili ve kültürünün çok baskın olduğu yerler. Batı kültürüne vakıflar ve o çevrelerde yaşamları ilerleyen dönemlerde de sürecek. Oysa Tanzimat neslimiz ancak Bab-ı Ali'nin o düzensiz ortamında, dedikoduların, efendim kişisel çekişmelerin olduğu o ortamda, tercüme odasında, tabirimi maruz görün, çat pat yabancı dili öğrenebilecekti. Çok vakıf değillerdi. Her iki nesil de evet yani Avrupalı sanat ve düşünce adamlarının eserleriyle beslenmişlerdi. Ancak arada önemli bir fark vardı. Tanzimatçılar kimliğini Osmanlı kültürü içinde kavuşmuş, batılı eserlerden etkilenmiş, bu temel düşünce dünyası sayesinde geleneksel unsurlardan da hiçbir zaman ayrılamamış bir yapı gösteriyorlardı. Fakat Servet-i Fünun nesli mensupları bu kültürle çok tanışmadan, Osmanlı kültürü, geleneksel kültür, onun içerisinde pişmeden, mektep sıralarında, daha küçüklükten itibaren batılı sanat ve düşünce adamlarıyla beslendiler. Buna göre Batı'yı daha yakından tanıyan ve tümden batılılaşmış denebilecek bir kültür ve zevk ortaklığı kazanmışlardı. Bu oldukça önemliydi. Bu yetişme tarzının karşılığı olarak birinci nesilde yani Tanzimatçılarda yaşanan bir dualite vardı her zaman. Bir tarafta
Osmanlılık, geçmiş, gelenek bir tarafta Batı, bu ikisi arasında hep bocalayacaktı Tanzimat'ın birinci nesli. İkinci de ise artık bu dualite, ikilik ortada kalmayacak. Gözlerini Batı ile açmışlar, Batı'ya daha hakimler. Bu neslin temel özelliği bu. Yetişme şartları itibariyle, içinde bulundukları sosyal çevre itibariyle, kültürel birikimleri itibariyle. Bu nesil meselesini bu nedenle doğru anlamamız lazım. Hani günümüzde de kuşak tartışmaları var ya, nesil, kuşaklı eş anlamlı kullanıp düşünebilirsiniz. Z kuşağı tartışmaları falan. Yani şöyle düşünün, teknoloji günümüzde oldukça önemli. Kültürel gelişmeler hızla akıp geçmekte. Hadi kendimi katmayayım, biraz yaşı büyük olanlardan alalım. Şu an kırklarında birisiniz, kırklı yaşlarında birisiniz. Bilgisayar diye bir şey, evet gördüğünüz kullanıyor kırklı yaşlarında da insanlar. Ama bu insanlar eğitim hayatlarını, hayatlarına, gözlerini bulundukları köyde küçücük ilde açtılar. Bilgisayarı 20-25 yaşlarında tanıdılar. Ortalama bir Türk vatandaşı, yani üniversitede bilgisayar laboratuvarında gördü o nesil. Bundan ne kadar diyeyim? Kendimi düşüneyim. 2008-2009, hadi onu da boş verelim. 2000'lerin başı diyelim. 2000'lerin başında bilgisayar, telefon, internet herkesin ulaşabileceği bir teknoloji değildi. Bilgi edinmek için işte kitapları, kütüphaneleri bulmanız gerekmekteydi. Şimdi eğitim hayatında kitaplarla, kütüphanelerle yetişmiş nesil, metnini kalemle yazan nesil farklı bir dünya algısına sahip olur. Ama şimdi sizler ya da gözünü doğrudan artık doğmuş bulunduğu evde bilgisayarla açmış nesli, bu yeni teknolojik gelişmelere, dünyaya adapte olması ve hayata bakışı bambaşka olur. Ben çok insan tanıyorum. Bilgisayardan asla metin okuyamıyor, istemiyor. Yazı yazacak. Neticede o yazıyı bir dergiye PDF olarak, Word olarak gönderecek. Klavyede yazması lazım bu yazıyı. Ama yazısını her zaman elle yazıyor. Bu alışkanlıktan, bu ikilikten kurtulamıyor. Çünkü bir taraf hep geleneksel yapıda. O gözünü dünyaya 15-20'li yaşlarına kadar teknolojiyle karşılaşarak açmadı. Yeni teknolojiye adapte olmakta ya da bununla yaşamakta da bu anlamda sorun yaşayabiliyor. Ama bu kişinin çocuğu ya da sonraki gelen nesil gözünü dünyaya bununla açmış. Yani çocukları görüyorsunuz 3-5 yaşında akıllı telefonu baya baya kullanabiliyor, anlayabiliyor. Sosyal medya platformları takip ediyor. Onun algısı değişiyor. Bu algının temel mesela yansımalarından bir tanesi eskiler için ya da aradakiler için, hani kendimi araya katayım. Ya bizler için 2 saatlik bir filmi, içerisinde sürekli aksiyon geçmeyen bir filmi izlemek kolay. Ben izlerim, başka bir gözle o filme bakarım. Benim hız algım, anlayışım başka. Sinema sanatına dair ya da bir romanla ilgili. 500 sayfalık bir romanı, içerisinde çok hareket unsuru, entrika olmayan bir romanı sadece tasvirleri için bile okuyabilirim. Ama bugüne geldiğimizde hani insan dikkatinin videolarda 6-7 saniye olduğu söyleniyor. Reklam filmleri buna göre hazırlanır oldu. Ben kardeşimle, çocuğumla kendi zevk aldığım filmi 90 dakika, 100 dakika boyunca beraber izlememiz çok zor. Çünkü o başka bir gerçekliğin, başka bir kültürün içine doğdu. Sıkılıyorum diyor aksiyon görmediği zaman. Hatta yine konu dışından çıkıp hemen toparlayayım. Bununla alakalı futbol maçı sürelerinin kısaltılması bile konuşuluyor. Yeni nesil 90 dakika oturup izlemiyor bu sporu. Daha dikkat çekici hale getirelim, sistemi değiştirelim gibi şeyler. Şimdi buradaki günümüzdeki bu kültürel ayrımı, kuşak farkı meselesini burada da benzer şekilde düşünmenizi istiyorum. Birinciler, eskiler, tanzimatçılar, geleneksel kültürü de almış, Batı'yı sonradan tanımış, hep bir zihinsel ikilik yaşayan insanlar, toplumsal meselelere daha vakıflar, hayatla öğrenen, hayatın içinde yaşayan insanlar. İkinciler ise artık Batı kültürünün tamamen egemen olduğu bir dünyaya doğmuş, bir çevreye doğmuş, Batılı kurumlarda yetişmiş, Batı dinine, kültürüne vakıf insanlar. Bu özellikler Servet-i Fünun mensuplarını
niteleyen, onların karakterlerini oluşturan, dolayısıyla eserlerini anlamamızda bize yön gösteren unsurlar, Tanzimatçılarla özellikle ilk kuşak ve Servet-i Fünuncuları kıyaslarken ortaya koyacağımız, sıralayacağımız farklar arasında yer alan unsurlar. Buna da şey yazalım, mektep ve kitaplarla hayatı öğrenme, Batı kültürü, dili ve edebiyatı içinde yetişme, Batılı kurumlarda sistemli eğitim alma, Batılı çevrelerde hayat ve edebi kimliği şapkalı yazabildim. Umarım edebi kimliği biçimlendirme. Servet-i Fünun nesli için bunları söylememiz mümkün. Tanzimatçılarsa hayatın içinde daha el yordamıyla öğrenme. Servet-i Fünunculara göre daha az vakıflar, Batılı dil, edebiyat, kültürü o kadar bilmiyorlar ve hep bir gelenek, yenileşme, Osmanlılık, Batı anlayışı arasında bir bocalama yaşıyordu Tanzimatçılarımız. Servet-i Fünun neslinde bu durum ortadan kalktı. Şimdi tesadüfler ve birleşme meselesine gelelim. Bu topluluk mensupları birbirlerini nasıl tanıdılar? Nasıl bir araya geldiler? Halit Ziya'nın ve Mehmet Kaplan'ın ifadesidir tesadüfler, topluluğun bir araya gelmelerinde. Bu mensuplar yaşadıkları devrin siyasi sosyal koşulları, aynı sosyal tabakalardan gelme, aynı zihin terbiyesi ve zevk bu nesli birleştiren temel sebep esasen. Ama bununla birlikte kimi tesadüfler meydana geldi ki Servet-i Fünun topluluğu altında üyeler, mensuplar birbirlerini tanıdılar ve Türk Edebiyatı'nın batılılaşma anlamındaki kesin zaferini ilan eden toplaşmayı oluşturdular. Bu tesadüfler nelerdi? Bunları şimdi düşünmek lazım, sıralamak lazım. Yani topluluk mensupları arasındaki ilişkileri burada anlıyoruz. Bunların en başında topluluğun önemli isimleri işte Halit Ziya'dan Ekrem'den bahsetmek gerekir. Recaizade Mahmut Ekrem bu topluluğun hocası, yeni edebiyatın zaten kuramcısı, büyük ismi. Halit Ziya Recaizade Ekrem'i eserlerinden tanıyor. İzmir devresinde, İzmir'deyken onunla haberleşip görüşüyor. İstanbul'a geldiğinde görüşmelerini sıklaştırıyor. Tevfik Fikret, Servet-i Fünun dergisinin sahibi Ahmet İhsan, bu ikisi Recaizade Mahmut Ekrem'in öğrencisiydiler ve daha önceden birbirleriyle münasebet içindeydiler. Bakın hep Ekrem dalgasında isimler toplanıyor. Halit Ziya onun bir okuru, görüşmüş. Tevfik Fikret ve Ahmet İhsan doğrudan yine Ekrem'in öğrencileri. Tevfik Fikret Mirsad'ı çıkaran İsmail Safa'yı tanıyordu. İsmail Safa Servet-i Fünun edebiyatçılarından, şairlerinden, şairi Maderzat, anadan doğma şair, anmıştık. Peyami Safa'nın da babası aynı zamanda. Hüseyin Cahit, İsmail Safa'nın öğrencisiydi. Cenap Şahabettin ile Hüseyin Cahit ise daha Fikret'le bir araya gelmeden önce tanışıyorlardı. Halit Ziya ve Hüseyin Cahit ve Cenap arasındaki bağlar Mehmet Rauf üzerinden kuruluyordu. Mehmet Rauf çok erkenden İzmir'deki Halit Ziya ile haberleşmeye başlamıştı. Halit Ziya İstanbul'a gelince aralarında yakın bir dostluk meydana gelmişti. İzmir'den tanışan grup. Diğer şahıslar Halit Ziya'nın ifadesiyle tesadüfle toplandıkları gibi gene tesadüflerin yönlendirmesiyle emekliye yürümeye başlamışlardı. Ve Fikret'in derginin başına gelmesiyle birlikte bu bağlar daha sıklık kazanacak, üyeler bir araya gelecekti. Bunlar kaderin tatlı
tesadüfleri diyebiliriz. Bu münasebetlere rağmen ama serveti fünuncuları sadece bir takım tesadüflerin birleştirdiğini söylemek, zevk ve zihniyet beraberliklerinin gayet doğal olan yanını görmemize engel olmamalı. Bunlar hayata aynı yerden bakan insanlar, batılı kültür içerisinde yaşamış, aynı edebiyatı okuyan, aynı edebiyatı yaratmayı arzulayan insanlar. Bu konuda Halit Ziya'nın çok önemli bir tespiti var, onu alalım. Serveti fünuncuların ne kökenlerinde, ne sanatlarında, ne de yaşam tarzlarında çok büyük kısmi farklar olduğuna dikkat çekmek gerekir Halit Ziya'ya göre. Edebiyatı cedide denen edebi hareketi birleştiren yalnız tek bir şey olduğunu düşünüyordu Halit Ziya. O da şuydu: sanattan zevk almada görülen ortaklıklar, ortak beğeniler. Servet-i Fünun mensupları hep aynı şeyleri beğeniyorlar. Bu birleşmeler için yeterli bir unsur. Buna zevk, kültür ortaklığı, kültür benzerliği demek mümkün. Ama bu durumla birlikte tesadüfleri de akılda tutmak da tabii ki fayda olduğunu söylemeliyiz. Recaizade Mahmut Ekrem'in çoğu kişinin hocası olması, Tevfik Fikret ve Ahmet İhsan başta olmak üzere, Halit Ziya'nın ve herkesin Ekrem'i öğrencisi olmayanların bile eserlerinden tanıması, ona saygı duyması, efendim Halit Ziya ile Mehmet Rauf'un İzmir'den tanışıklıkları, Fikret'in daha önceki dergi tecrübeleri dolayısıyla topluluğun kim üyelerini tanıması, yani İsmail Safa'yı tanıması vesaire gibi bağlantılar, bu yakınlıklar, daha sonra Servet-i Fünun'un çatısı altında gelecek toplaşmayı anlamamızı bize kolaylaştıran hadiseler olarak karşılık buluyor. Burada aslan payını ya da ana unsuru Recaizade Mahmut Ekrem'in hocalığı, üstad kabul edilmesi olarak belirtmek mümkün. Tesadüfler meselesini de böyle anlayalım. Şimdi dönemden bahsedelim, edebi dönemden. Servet-i Fünun'un hemen öncesindeki edebi dönemden, ortamdan bahsedelim. Özellikle Muallim Naci bağlamında. Çünkü Muallim Naci Ekrem kutuplaşması karşıtlığı Servet-i Fünun dergisi içerisindeki toplaşmamızı oldukça anlamlandıracak. Bunlardan etraflıca bahsedeceğim. Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci arasında bir kutuplaşma meydana gelir. Yeni Türkiye Edebiyatı'nda Muallim Naci de dönemin çok saygı duyulan bir ismidir. Ahmet Mithat Efendi'nin damadıdır. Daha önce vurguladım, tekrar altını çizeyim. Sadece edebi değil, başka gerekçelerle bir yeni edebiyat, eski edebiyat kutuplaştırması varmış gibi, bütünüyle edebi fikirler üzerinden varmış gibi ikilip yaratılıp Muallim Naci eski edebiyat safına yerleştiriliyor ve eski edebiyatta sanki divan şiirine dönüşün, divan şiiri arayışlarının, divan şiirini yeniden diriltmenin temsilcisi gibi Muallim Naci görülüyor. Bu yanlış. Burada aslında hem Muallim Naci ve onu takip edenler, hem Recaizade Mahmut Ekrem grubu yeni bir edebiyat peşindeler. İkisi arasındaki farklılık, yeniliğin, değişikliklerin ölçütü, sınırı. Muallim Naci ve onu takip edenlerin önemli bir kısmı gelenekten faydalanan, milli özden, geçmiş edebi birikimden faydalanan, bunu ihmal etmeyen, itidalli, dengeli bir yenilik arayışındalar. Böyle bir şey söylenebilir. Yoksa Muallim Naci son derece başarılı bir şairdir ve yenilikçi bir şairdir. Bunu söylemek lazım. Recaizade Mahmut Ekrem ve onun takipçileri ise
Batılı şiire daha çok yer vermeleri, Batılılaşmada Muallim Naci grubuna göre daha radikal belki fikirler savunmaları nedeniyle ikiye ayrılıyoruz. Bunu bir zihnimizde oturalım. Recaizade Mahmut Ekrem yeni edebiyat taraftarı, Muallim Naci eski edebiyat taraftarı gibi bir şey söylemeyin. Eskiyi mantıklı anlayın. Yenileşme konusundaki düşünceleri nedeniyle ayrılıyorlar ve başka meselelerde olduğu söylenebilir. Muallim Naci'ye eski edebiyatı diriltmek istiyor demek haksızlık olur. O da diğerleri gibi Fransızca bilir, Batılı şiiri bilir. Roman denemesi örnekleri falan vardır Muallim Naci'nin. 1884'ten sonra biz bu meseleleri, kutuplaşmayı göreceğiz. 84 sonrası Naci ve Ekrem arasında bir kutuplaşma var. Hadi geleneksel mantıkla diyelim. Yeni ve eski edebiyat anlayışı, düşünceler arasında bir gruplaşma var. Bu gruplaşmada Naci 1884'ten itibaren Tercüman-ı Hakikat, Ahmet Mithat Efendi'nin gazetesi, o gazetenin edebiyat bölümünü yönetiyor. Ve çok şöhretli bir isim. Dönemin otoritelerinden biri haline geliyor. Kendisine gelen şiirleri değerlendiriyor. Tabii bu derginin edebiyat kısmını yönetmesiyle ona teveccüh eden başka şairler, yazarlar var. Onu hoca olarak, üstad olarak kabul eden isimler var Naci. Bunların başında Şeyh Vasfi, Elhacı İbrahim Efendi, Muallim Feyzi gibi isimler var. Muallim Naci'nin takipçileri eski edebiyata daha fazla gömülmüş isimler. Gazeller yazan, eski usul tarzda şiirler yazan, nazireler yazan isimler. Ancak Ahmet Mithat Efendi, Muallim Naci takipçilerinin özellikle bu eski edebiyatı tekrar etmelerinden, nazireler yazmalarından, eski tarz şiire çok fazla yer vermelerinden, değer vermelerinden hoşnut olmaz. Çünkü Ahmet Mithat Efendi de ılımlı, mutedil bir adam, yenileşme vurgusuna daha fazla değer veriyor, yenilik istiyor. Gazetenin edebi kısmı sürekli nazirelerle, gazellerle dolunca bu durumdan rahatsız oluyor ve Muallim Naci'yi damadını gazeteden, Tercüman-ı Hakikat'ten uzaklaştırıyor. Bundan sonra Recaizade Mahmut Ekrem önce Zemzemenin 3. cildini yayınlayacak. Ardından Takdiri Elhan'ını yayınlayacak 1886'da ve Muallim Naci'yi eleştirecek. Tabii bu eleştiri de edebi ölçülerin dışında kişisel çekişmeler vesaire de var. Muallim Naci'nin şiir isimlerine efendim yer vererek onu biraz yerden yere vuracak. Ekrem Naci'yi eleştirecek. Muallim Naci ise kendisine yöneltilen eleştirilere karşı İmdadül Midat'ta yayımladığı fıkralarla ve Saadet Gazetesi'nde 1886'da yayımladığı demdeme ile karşılık verecek. Burada edebi meseleler dışında tekrar vurguluyorum kişisel çekişmelerin, şahsileştirme meselelerinin falan da payı vardır. Böylece Ekrem'le Naci arasında anlaşmazlıklar ortaya çıkacak. Bu meseleyi etraflıca okuyup anlamak isterseniz Muallim Naci ile Ekrem arasındaki tartışmalar başlığını içeren bir çok kapsamlı bir yazı vardı. Fevziye Abdullah Tansel'in o yazıya bakmanızı tavsiye ederim. Bu tartışma bir kutuplaşmaya neden olacak? Demdeme, zemzeme çekişmesi diye de bildiğiniz adlandırılan. Devamında Naci takipçileri Ukaz-ı Osmaniye adı altında toplanıp Saadet Gazetesi'nde birbirlerine nazireler yazacaktır. Buna karşılık İzmir'de Ukaz-ı Şubban adı altında ise Ali Ferruh, Abdülalim Memduh, Tevfik Nevzat, Halit Ziya gibi gençler Hizmet Gazetesi'nde onları eleştirecekler. Naci taraftarları çevresi Saadet Gazetesi'nde nazireler yazarak Ukaz-ı Osmaniye adı altında birleşecek. Onlara karşıt olanlarsa, Naci aleyhtarı olanlarsa, içerisinde Halit Ziya'nın, Tevfik Nevzat'ın olduğu isimler, Hizmet Gazetesi'nde onları eleştirecekler, Ukaz-ı Şubban adı altında bir araya gelecekler. Bu tartışmalar tabii devam edecek. Naci taraftarları Saadet, İmdadül Midat gibi gazete ve dergilerde toplanacaklar. Ekrem yanlıları ise Gülşen, Gayret, Sebat
gibi dergilerde yer alacaklar. Böylece iki grup ortaya çıkacak. Menemenlizade Tahir, Ali Ferruh, Abdülalim Memduh, Ahmet Reşit gibi isimler Ekrem taraftarı olacak. Şeyh Vasfi, Harputlu Hayri, efendim Andelip gibi isimler ise Muallim Naci'nin yanında yer alacaktır. Ekrem Naci tartışmasından sonra başlangıçta Naci tarafını tutan, ilk şiirlerini onun teşvikiyle Tercüman-ı Hakikat, Saadet, İmdad-ı Midat gibi Nacici mecralarda yayınlayan İsmail Safa, Menemenlizade Tahir, Cenab-ı Şahabettin ve hatta Tevfik Fikret. Bakın bu isimler Recaizade Naci çekişmesinden bahsediyoruz. Hani Naci aleyhdardır bütünüyle diye düşünebilirsiniz. Tevfik Fikret'imiz, Cenab-ı Şahabettin'imiz, Ekrem tarafı şiiri tutan, bu şekilde öğrendiğimiz isimlerin tamamı Naci'ye çok saygı duyar. İlk şiirlerini onun tesiriyle yazar. Onunla özdeşleşmiş, Naci ile özdeşleşmiş yayın organlarında yazarlar. Bunu unutmayalım. Bir anlamda saf değiştirecektir. Edebi hayatlarına Muallim Naci ile gözlerini açan, onu takdir eden, ona nazireler yazan İsmail Safa, Menemenlizade Tahir, Cenab-ı Şahabettin ve Tevfik Fikret gibi isimler Recaizade Mahmut Ekrem'in tarafında yer almaya başlayacaklar. Ve artık yeni yayın organları onların Naci taraftarı olmayan yayın organları olacak, yeni dergiler olacak. Neler bunlar? 1891'den itibaren Mirsat, Malumat, Hazine-i Fünun, Mektep, Marif gibi dergilerde yazılarını, şiirlerini yayınlayacaklar. Yani özetle ifade edersek, 1880'lerde Muallim Naci ve Recaizade Mahmut Ekrem arasında başlayan tartışma sonucunda Ekrem çevresinde toplanan gençlerin 1890'lı yıllarda Mirsat, Malumat, Hazine-i Fünun, Marif ve özellikle Mektep dergisi Servet-i Fünun'dan önce Servet-i Fünun mensuplarının buluşma yerleri ve hareketin ilk olgun edebi örneklerinin verildiği yerdir. Mektep dergisinde kimlik kazanmıştır. Edebiyatı cedide Servet-i Fünun anlayışı büyük ölçüde bunu özellikle vurgulayalım. Bu dergilerdeki birleşme ve yayınlanan yazılar Servet-i Fünun edebiyatının kurulmasına zemin hazırlamıştır. Tabii yine meşhur bildiğiniz bir abes muktebes tartışması var. Ondan da bahsetmekte fayda var. Hasan Asaf adlı bir gencimiz Musavver Malumat'ta bir şiir yayınlayacak. Burhan-ı Kudret adıyla. Yıl 1895. Tartışmalara sebep olacak. Bir kafiye tartışmasına sebep olacak. Tartışma şu. Hasan Asaf bu şiirde abes ve muktebes kelimelerini birbiriyle kafiyelendirecek. Bu kafiyeler eski şiir anlayışımızda, divan şiirinden gelen şiir estetiğimizde göz için kafiye anlayışı var. Kelimeli harflerin birbirinin aynı olması beklenir eski şiir anlayışında. Ancak abes ve muktebes kelimeleri bir tanesi sinle bir tanesi se ile yazılmıştır. Yani göz için kafiye anlayışına aykırıdır. Kulak için kafiye anlayışı vardır burada. Divan şiiri estetiğine aykırı bir kafiye anlayışı güdülmüştür. Bu durumu eleştiren Mehmet Tahir Efendi abes ve muktebes kelimelerinin kafiye yapılamayacağını söyler. Eski anlayışı devam ettiriyordur o. Bu konu kafiye göz için midir, kulak için midir tartışmasını kapı aralar. Recaizade Mahmut Ekrem'i de içine alan bir yenilikçi, gelenekçi tartışmasına dönüşür. Göz için kafiyeyi savunanlar, Mehmet Tahir Efendi, divan şiiri anlayışı, eski edebiyat anlayışı zevkini savunanlar, gelenekçiler. Kulak için kafiyeyi savunanlar, Recaizade Mahmut Ekrem ve onun takipçileri, yenilikçi şiir anlayışını savunan isimler. Yine bu olayın üzerine Ekrem tartışmalarının içine çekilmeye çalışılmıştı. Recaizade Mahmut Ekrem'in Şems adlı bir hikayesi var. Bu hikaye kendisinden izin alınmadan Musavver Malumat'ta yayımlanır. Recaizade Mahmut Ekrem bu durumu protesto eder. Bu vesileyle Servet-i Fünun dergisine gönderir protesto yazısını. Bu arada Musavver Malumat da dönemin önemli yayın organlarından bir tanesi.
Servet-i Fünun'a bakın intisap ediyor. Artık eleştiri yazısını, protesto yazısını orada yayınlıyor. Çünkü Ahmet İhsan da zaten kendisinin öğrencisi. Yenilikçi isimleri bu dergi çatısı altında bir araya getirmek istiyor. Öğrencisinin başında olduğu Servet-i Fünun'u da bir araya getirmek istiyor. Recaizade Mahmut Ekrem. Dolayısıyla Abes Muktebes'teki cepheleşme, zaten öncesinden gelen Ekrem Naci karşıtlığı arasındaki cepheleşme, buna Ekrem'in Şems adlı hikayesinin kendisinden izin alınmadan yayınlanması, gelenekçi cephe tarafından musavver malumatta, Recaizade Mahmut Ekrem'i yenilik taraftarı, edebiyatçıları bir cephede, bir dergide bir araya toplama fikrine götürüyor. Öğrencisi olan Ahmet İhsan'ın idare ettiği Servet-i Fünun bunun için doğru adres görülüyor ve bildiğimiz Servet-i Fünun topluluğu mensupları bu dergi etrafında bir araya gelecekler. Dolayısıyla neyi söyleyebiliriz? Muallim Naci, Recaizade, Mahmut Ekrem arasında başlayan gelenekçilik, yenilikçilik tartışmaları, bu dönemdeki edebi tartışmalar, abes muktebes tartışmaları, eleştirileri ve dönemin sosyal siyasi koşulları Servet-i Fünun dergisinde bir araya gelişi hazırlayan temel etmenler olarak karşımıza çıkıyor. Ne zaman gerçekleşecek bu? 1896'da zaten topluluğun hareketin başlangıcı. Şimdi topluluğun kuruluşuna gelelim. Dergi etrafında toplanma durumuna gelelim. Öncelikle Servet-i Fünun'dan önce Servet adında çıkan bir gazeteden bahsetmek lazım. Servet gazetesi 1890'da İstanbul'da çıkan bir gazeteydi. Servet-i Fünun 1891'den itibaren bu gazetenin haftalık edebi eki olarak ortaya çıkmaya başladı. Bu derginin idarecisi Ekrem'in Mektebi Mülkiye'den öğrencisi olan Ahmet İhsan Tokgözlü. Bizim matbuatımızda, yayın hayatımızda çok önemli bir figürdür. Kendisinin matbuat hatıraları falan da önemlidir. Çok uzun soluklu bir yayın macerası olacak Servet-i Fünun'un. Dönem dönem kapansa da yeni harflerle bile yayınlanacak, değil mi? 40'lı yıllara kadar. Bu sunumun sonuna doğru o meseleden de biraz bahsederim. Yeni harflerle yayınlanan Uyanış ismini de alan Servet-i Fünun Uyanış. Servet-i Fünun hareketi sonrasında da Servet-i Fünun dergisinin yayın hayatına bahsetmesinden de birazcık bahsederiz. Şimdi Ahmet İhsan'ın çıkardığı Servet-i Fünun dergisi fen bilimlerine ağırlık veren, zaten Fünun fenler demek, bir dergiydi. Popüler bir dergi. Ancak Recaizade Mahmut Ekrem öğrencisi Ahmet İhsan'la görüşerek dergiyi yeni edebiyatın yayın organı yapmak istediğini söyledi. Sonra 1896'da yine öğrencisi olan Tevfik Fikret'i Ahmet İhsan'la tanıştırdı. Bu görüşme sonucunda Tevfik Fikret 256. sayısıyla Servet-i Fünun'un 1896'da derginin başına geçti. Böylece Servet-i Fünun dergisi Ekrem'in aracılığı ve öncülüğüyle edebiyatta yenilik yanlısı şair ve yazarların bir araya geldiği bir yayın organı, yayın mecrası haline geldi. Derginin edebi kimlik kazanması, bir fen dergisi olan, popüler, aktüel bir dergi olan derginin, bildiğimiz edebiyatı cedide hareketinin, Servet-i Fünun'un edebiyatı anlayışının kalesi haline gelişi ve edebi kimlik kazanması, Recaizade Mahmut Ekrem'in öncülüğünde, Tevfik Fikret'in 256. sayıda 1896'da derginin başına geçmesiyle birlikte gerçekleşti. Fikret derginin başına geçtikten sonra artık topluluğun meşhur isimleri derginin yazı kadrosuna katıldılar. Kimlerdi bunlar? Cenap Şahabettin, Halit Ziya, Mehmet Rauf, Hüseyin Siret, İsmail Safa, Ali Ekrem, Ayn Nadir ismiyle, müstağarıyla, Celal Sahir, Ahmet Reşit, Ahmet Şuayb, Hüseyin Suat, Hüseyin Cahit, Süleyman Nesip, Ahmet Hikmet gibi isimler derginin yazı kadrosu arasında yer alıyorlardı. Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin şiir yükünü çeken, dönemin şiir anlayışını temsil eden başlıca isimler. Bunlar dışında dönem şairleri arasında, derginin şairleri arasında
Ali Ekrem'i, Hüseyin Siret'i, Hüseyin Suat'ı, Celal Sahir'i, Faik Ali, İsmail Safa'yı, Menemenlizade Mehmet Tahir'i, Süleyman Nazif'i anmamız gerekir. Burada şiirin teorisiyle uğraşan, şiirleriyle en fazla eleştiri okularını üzerine çeken, şiir konusunda yenilikler yapan, batılı anlamda Batı'nın modern şiir akımlarını Türk şiirine taşıyan en önemli şair olarak karşımıza çıkan ismin Cenap Şahabettin olduğunu vurgulamamız gerekir. Cenap Şahabettin'in şiirlerinde kullandığı yeni tamlama ve imgeler çokça eleştireye yol açar. Saati Semerkant gibi, Udu Mükevkep gibi bunlardan bahsedeceğiz. Bu eleştirilerden nasibini alacak Cenap Şahabettin ve topluluk. Ahmet Mithat mesela onları eleştirecek. Kullandıkları kapalı dil nedeniyle, alışılmadık imgeler, tamlamalar nedeniyle ki biz bu tartışmaya dekadanlar tartışması adını vereceğiz. Ahmet Mithat dekadanlar başlığıyla eleştirecek Servet-i Fünuncuları, Cenab'ı, dili nedeniyle. Cenap Şahabettin Dekadizm nedir başlıklı bir yazı verip kendisini savunmaya çalışacak. Fikret Timsali Cehalet başlıklı şiirde Ahmet Mithat'a hücum edecek. Onu çok kötü biçimde eleştirecek, yerden yere vuracak. Yazılar, karşılıklı yazılar ve tartışmaların sonunda Ahmet Mithat Teslim Hakikat yazısıyla o yeni gençlerin yaptığı yeniliği takdir edecek. Servet-i Fünuncuları bir anlamda eleştirmekten mahvedecek. Onları vazgeçecek, onların getirdiği yenilikleri olumlu olarak değerlendirecek, anlamış olacak. İşin hikaye roman kısmındaki önemli temsilcileri biliyorsunuz. Halit Ziya en öne çıkan isim. Özellikle Mavi ve Siyah, Aşkı Memnu ve Kırık Hayatlar romanlarıyla. Mehmet Rauf Eylül'ü de. Yine Recaizade Mahmut Ekrem'in meşhur Araba Sevdası'nı resimli olarak, musavver olarak Servet-i Fünun'da neşrettiğini biliyoruz. Bu dönemde yine değineceğiz. Eleştiri türü de oldukça önemli. Ahmet Şuayb topluluğun sadece eleştiriyle uğraşan en önemli kalemlerinden bir tanesi. Bu topluluk içerisinde Tevfik Fikret başta olmak üzere Cenap Şahabettin, Halit Ziya, Mehmet Rauf, Ali Ekrem, Musahabe-i Edebiye başlığı altında pek çok yazı kaleme alacaklar. Yani edebi sohbetler diye çevirebiliriz. Çünkü çok eleştirilecekler. Edebiyatta ne yapmak istediklerini, getirdikleri yenilikleri anlatmak için sadece eserleriyle değil, inceleme yazılarıyla da kendi görüşlerini savunmaya, yeniliklerini yerleştirmeye çalışacaklar. Okurları, muhalifleri ikna etmeye çalışacaklar bu yazılarıyla birlikte. Başka neden bahsedebilirim, bahsetmeliyim? Yok, genel edebi anlayış ve şiir anlayışı içerisinde konuşuruz. Topluluğun kuruluşu, temsilcileri, genel özellikleri, bir araya gelişlerini bahsettik. Bir sonraki dersimizde ne konuşalım? Servet-i Fünun şiirinin genel özelliklerini, Servet-i Fünun Edebiyat-ı Cedide topluluğunun edebi anlayışının temel prensiplerini konuşuruz. Bunlardan bahsederiz. Zaten vizeye kadar da bu konulardan sorumlu olursunuz. Bir sonraki çekeceğimiz video dahil sorumlu olursunuz. Okumanızı istediğim dosyaları ben yine sisteme yüklerim. Böylece topluluk bahsi, bir araya gelme bahsi bunları halletmiş oluruz. Sonraki derslerimizde bu konuyu hallettikten sonra genel edebi özellikler, şiir özelliklerini de bahsettikten sonra Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin'in edebi kişilikleri, şiirleri üzerinde durur birkaç şiiri çözümleriz. Derslerimizi, dönemimizi o şekilde tamamlarız. Siz gerekli dosyaları okursunuz. Sisteme atılan videoları ve okunması istenen dosyaları dikkatle takip etmeniz gerektiğini özellikle hatırlatıyorum. Yine aklıma gelmişken ne yapalım? Şurada varsa, evet göstereyim.
Şimdi bizim bir Serveti Fünun dergimiz, edebi topluluğumuz, bu derste işlediğimiz 1896-1901 bahsettiğimiz kısmı var. Ama Serveti Fünun yayın mecrasına, macerasına uzun zaman devam etti. Bakın bu Cumhuriyet döneminde çıkan, yeni harflerle çıkan Serveti Fünun Uyanış dergisinin örneği. Bunları da görebilir, inceleyebilirsiniz. Bir de kaynak tavsiye edeyim size. Yeni baskısı da çıkmış. Öztürk Emiroğlu hocanın, şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum, Akçağ yayınlarından yeni basımı da var, bendeki eski. Türkiye'de Edebiyat Toplulukları isimli bir kitabı vardır. Burada temel bilgiler, hem okul dersleriniz için hem KPSS'de derli toplu fikir sahibi olabilmek için edebi toplulukları anlatır, temel düşünce hareketlerini anlatır. Tanzimat döneminden Cumhuriyet dönemine kadar bu kaynağı görmeniz de oldukça faydalıdır. Bunu söylemek isterim. Buradan söyleyebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum bu ders için. Yok. Haftaya topluluk nasıl dağıldı da başlarız. Edebi tartışmalara etraflıca yer veririz. Dekadanlık tartışmasından vesaire bahsederiz. Şiirin genel özelliklerinden bahsederiz ve bu bahsi kapatırız. Bugün için söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. İyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalınız.